Herkese merhabalar, herkese selamlar. Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde mitoz bölünme konusunu bitirmiştik. Bugün ne yapıyoruz? Mayoz bölünme konusuna geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi etkili notlarla ve örnek soru çözümleriyle dersimizi işleyeceğiz. Bu konuyu da eksiksiz bir şekilde kavramanızı sağlayacağız. Derse başlamadan önce ne yapıyoruz? Videoyu durduruyoruz ve kanalımıza abone oluyoruz. Yepyeni çalışmaları kaçırmıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar bu konuda sık sık göreceğiniz bazı kavramlar var. Kalıtsal çeşitlilik, kalıtsal özellik. Acaba bunlar ne anlama geliyor? Gelin beraberce bir hatırlayalım. Bakın şimdi saç şekli, yüz atları, göz rengi veya kan grubu gibi özelliklere ne diyoruz? Kalıtsal özellikler diyoruz. Unutmuyorsunuz, kalıtsal özellikler anneden ve babadan kromozomlarla aktarılıyor arkadaşlar. İşte kalıtsal özelliklerin farklı olmasına da kalıtsal çeşitlilik adını veriyoruz. Mesela saç şeklini ele alalım. Bazılarının saç şekli kıvırcık, bazılarının ki arkadaşlar düz. Bakın ne oldu? Kalıtsal çeşitlilik oldu. Ya da bazılarının gözü kahverengi, bazıları mavi, bazıları yeşil. Bunlar arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik şeklinde yorumlanabilir. İşte mayoz bölünme sayesinde ne oluyor? Kalıtsal çeşitlilik artıyor. Hatırlayın mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik oluşmaz demiştik. Yani kalıtsal özellikler değişmiyordu. Aynı şekilde aktarılıyordu. Ama mayoz bölünme sayesinde kalıtsal çeşitlilik artıyor. Aynı anneden babadan doğan çocuklar yani kardeşler birbirine benzemiyor. Gözleri farklı olabiliyor, yüz hatları farklı olabiliyor, kan grupları farklı olabiliyor ve arkadaşlar köpekleri düşünün. Bunların kıl renkleri birbirinden farklı olabiliyor. Tamamen aynı olmuyorlar. İşte bu neye borçluyuz? Mayoz bölünmeye borçluyuz. Şimdi bakalım mayoz bölünme ne işe yarıyor? Biraz daha yakından kavramaya devam edelim. Değerli öğrenciler mayoz bölünme konusunu işlerken mitozla karşılaştırma yapmamız oldukça isabetli, oldukça yararlı olacaktır. Bu yüzden arada mitoz bölünmeye değineceğiz. Hatırlayalım mitoz bölünme ne işe yarıyordu? Çok hücrelerde büyümeyi, gelişmeyi ve onarımı sağlıyordu. Tek hücrelerde çoğalmayı sağlar demiştik. Fakat mayozda böyle bir farklılık söz konusu değil. Mayozun yaradığı sadece ve sadece tek bir iş var. Nedir o? Üreme hücrelerinin oluşması. Bitti. Tekrarlıyorum üreme hücrelerin oluşması neyle sağlanıyormuş? Mayozda sağlanıyormuş. Şimdi karşımızda bir şema var. Gelin beraberce dolduralım. Erkeklerde üreme ana hücresi mayoz geçiriyor ve üreme hücresi oluşuyor. Unutmayalım erkek üreme hücresine ne diyoruz? Sperm diyoruz. Aynı mantıkla dişi ana hücresi ne yapıyor arkadaşlar? Mayoz bölümü geçiriyor ve üreme hücreleri oluşuyor. Bunların adı da yumurta olarak adlandırılıyor yumurta ve sperm birleşiyor arkadaşlar. Bu olaya döllenme diyoruz. Şöyle yazalım hemen. Bu olay neymiş? Döllenmemiş. Döllenme sonucunda zigot adını verdiğimiz bir hücre oluşuyor. Bakın burada hem sperme hem de yumurtaya ait kalıtsal özellikler var. Bunlar bir araya geldi ve toplandı. Ne demiştik? Kalıtsal özellikler anneden babadan aktarılıyordu. İşte arkadaşlar döllenme sırasında bunlar aslında birleşmiş oluyor. Zigot zamanla arkadaşlar mitoz bölüme geçirerek büyüyor gelişiyor ve bebeğin oluşmasını sağlıyor. Aslında meselenin özeti bu kadar basit. Şimdi aynı olayı kromozom sayıları üzerinde konuşalım. Çok daha kapsamlı bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Öncelikle önemli bir notumuz var. Dikkatinizi toplamanızı istiyorum. Gençler mayoz bölüme sonucunda kromozom sayısı yarıya iner. Kromozom sayısının yarıya inmesi ve döllenme sayesinde asla unutmayın Tür içi kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalır. Yani değişmez. Bakın şimdi erkeklerde üreme ana hücresi neydi? Sperm ana hücresiydi. Bu iken eşittir 46 kromozomdur. Aynı şekilde dişilerde üreme ana hücresi yumurta ana hücresidir. Bu da yine iken eşittir 46 kromozomudur. Ne demiştik? Mayoz bölüme sonucunda kromozom sayısı yarıya iniyordu. O zaman sperman hücresi mayoz geçirdiğinde sperm hücresi oluşacak. Bu kaç kromozomlu? 46'nın yarısı. Yani 23 kromozomlu. Nasıl ifade ediyoruz? 2'nin yarısına n diyoruz. 46'nın yarısına 23 diyoruz. Kaptınız değil mi? Yine aynı mantıkla yumurta ana hücresi mayoz geçirdi. Kromozom sayısı yarıya indi. Ne oluştu? Yumurta hücreleri oluştu. Bunu nasıl göstereceğim? 2'nin yarısı n, 46'nın yarısı 23. Yani şunu düşünebilirsiniz sperm hücresi ve yumurta hücresi. Kaç kromozomluymuş? 23 kromozomluymuş. Niye böyle oldu? Çünkü mayoz sonucunda kromozom sayısı yarıya indi. Ardından sperm ve yumurta birleşecek. Yani döllenme gerçekleşecek. Bunun sonucunda zigot oluşacak. Bakın 23 babadan 23 anneden geldi. Topla kaç kromozom oldu? 46. Yani arkadaşlar zigot iken eşittir 46 kromozomudur. Bundan sonra zaten mitoz geçirecek bu hücre ve büyük gelişecek bebek oluşacak. Mitoz sonucunda kromozom sayısı değişiyor mu? Değişmiyor. Gördüğünüz gibi bebek yine iken eşittir 46 kromozomlu oldu. Burada ne diyeceğiz? Şunu söyleyeceğiz. Eğer mayoz bölünme sonucunda Buradaki kromozom sayısı yarıya inmeseydi arkadaşlar 46 babadan 46 anneden gelecekti. Ne olacaktı bebek? 92 kromozom olacaktı. Yani canlı türü aslında değişmiş gibi düşünebilirsiniz. Saçmalık oluyor değil mi? yani kromozom sayısının sabit kalması neyle sağlanmış oldu? Mayozla ve döllenmeyle sağlanmış oldu. Tekrarlıyorum mayoz sonucunda kromozom sayısı yarıya indi. 23 anneden 23 babadan kromozom geldi. Bebek ne oldu arkadaşlar? 46 kromozomlu oldu. Böylece türe ait kromozom sayısı değişmeden nesiller boyu aktarılmış oldu. Mevzu bu kadar basit. Evet artık mayoz bölümünün özelliklerine geçebiliriz. Gençler mitoz bölünme ile karşılaştırma yaparak devam ediyoruz. Ne demiştik? Mitoz bölünmede bir hücreden iki hücre oluşuyordu. Fakat mayoz bölünmede unutmayın bir hücreden dört tane yeni hücre oluşur. Yani bir tane üreme ana hücresi mayoz geçirdiğinde son durumda dört tane üreme hücresi oluşmuş oluyor. Mitozda kromozom sayısı değişmez demiştik. Fakat mayozda aklımızdan çıkarmıyoruz. Kromozom sayısı yarıya iniyor. Hemen bunu şöyle göstermek istiyorum. Mesela üreme ana hücresi 46 kromozomlu olsun. İken eşittir 46 yazın. Bu mayoz geçirdiğinde, mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşiyor. Öncelikle bu bölünüyor ve iki tane hücre oluşuyor. Arkadaşlar birinci aşamada doğrudan kromozom sayısı yarıya iniyor. Yani n eşittir 23 olmak üzere. 2 tane hücre oluşuyor. Bunların kromozom sayısı neymiş? 23'müş. Bunlar bir daha bölünüyor ve son durumda toplamda 4 tane hücre oluşuyor. Hepsinin kromozom sayısı 23 olacak. Hemen en eşittir 23 ile bunları da temsil etmiş olalım. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Bir tane üreme ana hücresi mayoz bölümü geçirdiğinde 4 tane hücre oluşur ve kromozom sayısı ne olur gördüğünüz gibi yarıya iner. Mevzu bu. Geçiyorum diğer maddeye. Bakın 3. ve 4. maddeler çok çok önemli karıştırılıyor. Mayoz bölünme asla unutmayın üreme ana hücrelerinde görülür. Yani sperman hücresi veya yumurta ana hücresi bunlar mayoz geçirebilir. Fakat mayoz bölünme sonucunda ne oluşacak gençler? Üreme hücreleri oluşacak. Yani sperman hücresi mayoz geçirdi sperm hücresi oluştu. Veya yumurta ana hücresi mayoz geçirdi yumurta hücresi oluştu. Farkı anladınız değil mi? O zaman en başta gördüğümüz şu hücre ne olmak zorundaymış? Üreme ana hücresi olmak zorundaymış. Bakın büyük harflerle yazdım. Lütfen karıştırmayın. Fakat bölünme sonucunda oluşan 4 tane hücre var ya gençler. Bunlar ne olarak adlandırılıyor? Bunlar üreme hücresi olarak adlandırılıyor. Bu farkı yakalarsanız soru kaçırmazsınız. Evet mayoz bölünme kalıtsal çeşitliliği sağlar demiştik. Yani mayoz sonucunda ne oluyor? Farklı genetik özellikte hücreler oluşuyor. Hemen bunu da yazalım. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklıdır. Zaten farklı olduğu için de arkadaşlar kalıtsal çeşitliliği sağlar. Fakat mitozda kalıtsal çeşitlilik oluşmuyordu. Genetik yapı asla değişmiyordu hücreler tıpkısının aynısıydı. Fakat mayozda nasıl bir durum söz konusuymuş? Oluşan hücrelerin genetik yapısıyla ana hücrenin genetik yapısı birbirinden farklıymış. Bu da çok çok önemliydi. Evet, bu kısmı da iyi bir şekilde kavradıysanız hemen mayozun evreleriyle devam edebiliriz. Arkadaşlar başlangıçtaki evre mitoza oldukça benziyor. Ne oluyor burada? Hazırlık gerçekleşiyor. Yani DNA kendini eşliyor. Kopyalayarak iki katına çıkarıyor. Ardından kromatin iplikler, bunu da yine DNA gibi düşünebilirsiniz, kısalıp kalınlaşıyor ve kromozomlar oluşturuyor. Kromozomlar belirgin hale geliyor. Şimdi burada bilmeniz gereken bir kavram var. Birincisi homolog kromozom. Ne anlama geliyor? Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlar. Tekrarlıyorum homolog kromozom neymiş arkadaşlar? Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlarmış. İşte bunlar arasında parça değişimi gerçekleşiyor. Bu kromozomlar birbiri üzerine kıvrılıyor arkadaşlar ve parça değişimi oluyor. İşte bu sayede kalıtsal çeşitlilik oluşuyor. Tekrarlıyorum mayozda kalıtsal çeşitliliği sağlayan şey neymiş? Homolog kromozomlar arasında parça değişimi olmasıymış. Ardından çekirdek zarı artık tamamen eriyecek ve iplikler arkadaşlar oluşacak ve ne yapacak? Homolog kromozomları tam ortalarından yakalayacak. Hatırlayın, mitozda kromozomlar hücrenin ortasında yan yana dizilir demiştik. Fakat arkadaşlar mayozda ne olacak? Homolog kromozomlar hücrenin ortasında karşı karşıya dizilmiş olacak. Bakın homolog kromozomların böyle karşı karşıya dizildiğini görürseniz doğrudan bunun mayoz olduğunu söyleyebilirsiniz. Mitozda ne oluyordu? Kromozomlar şöyle yan yana diziliyorlardı ve ortalarından yakalanıp arkadaşlar kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyordu. Bu neyde görülüyordu? Mitozda görülüyordu. Fakat mayozda ne oluyormuş? Homolog kromozomlar tam hücrenin ortasında böyle gördüğünüz gibi karşı karşıya diziliyormuş. Burada arkadaşlar ortadan koparılma durumu söz konusu olmayacak. İplikleri homolog kromozomları yakalayacak ve zıt kutuplara doğru arkadaşlar çekmiş olacak. Tekrarlıyorum, kopma söz konusu değil. Yani bunlar ikiye koparılmıyor. Ortadan ayrılmıyor. Yarısı bir kutba, diğer yarısı arkadaşlar hücrenin diğer kutbuna doğru gördüğünüz gibi çekiliyor. Evet, homolog kromozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru çekiliyor. İşte bu olay sayesinde kromozom sayısı yarıya iniyor gençler. Ne demiştik? Mayozda kromozom sayısı yarıya iniyordu. İşte bunu sağlayan şey neymiş? Homolog kromozomların zıt kutuplara doğru çekilmesiymiş. Devamında ne olacak? Tabii ki devamında stoplazma bölünecek ve farklı özellikte genetik özellikleri farklı olan iki tane hücre oluşacak. Bakın birinci aşama şu anda bitti. Artık neye geçiyoruz? İkinci aşamaya geçiyoruz. Yeniden çekirdek zar arkadaşlar eriyecek ve iyi iplikleri oluşup kromozomları tam ortalarından yakalayacak. Aman dikkat ikinci aşama neye benziyor? Mitoz bölünmeye benziyor. Bakın iplikleri homolog kromozomları ortalarından yakaladığı ve bunlar ne görüyorsunuz? Hücrenin ortasında yan yana dizilmişler. Fark ettiyseniz mitoza benziyor. Artık bunlar ortalarından çat diye koparılacak arkadaşlar ve kromotitler birbirinden ayrılacak zıt kutuplara doğru çekilecek. Ve bunun devamında stoplazm bölünmesi gerçekleşecek ve toplamda 4 tane yeni hücre oluşacak. Bunların kromozom sayıları en eşittir 23 eğer insan hücresi ise. Bunların kromozom sayıları aynı ama genetik özellikleri birbirinden farklı. Bunu da eklemiş olalım. Evet şimdi anlattıklarımızı şöyle beraberce bir toparlayalım. Eksiğiniz kalmasın. Bakın karşımızda mayoz bölünmenin tamamı duruyor. En başta arkadaşlar ne oluyordu? Hazırlık evresi oluyordu. DNA kendini eşliyordu. iki katına çıkarıyordu. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturuyordu. Ardından çekirdek zarı gördüğünüz gibi eriyor. İyi iplikleri oluşuyor ve homolog kromozomlar arasında burada ne oluyor? Parça değişimi oluyor parça değişimi sayesinde arkadaşlar ne sağlanacak? Tabii ki kalıtsal çeşitlik sağlanacak. Evet mayozdayız. Homolog kromozomlar hücrenin ortasında gördüğünüz gibi karşılıklı olarak dizildi. Yan yana dizilmedi. Karşılıklı olarak dizildi. Ardından iplikleri bunları tam ortalarından yakaladı ve zıt kutuplara doğru çekti. Bu hareket neyi sağlayacak? Kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayacak. Kaptınız değil mi arkadaşlar? Ardından stoplazm bölünmesi gerçekleşecek ve iki tane hücre oluşacak. Bakın bundan sonrası mitoza benziyor. Yani mayoz 2'ye geçiyoruz. Ardından çekirdek zarı yine eridi. Homolog kromozomlar aynı mitozda olduğu gibi hücrenin ortasında yan yana sıralandı. İyiplikleri bunları ortalarından yakaladı ve çat diye kopararak zıt kutuplara doğru çekmiş oldu. Fark ettiğiniz gibi arkadaşlar yine mitoza benziyor kromatitler zıt kutuplara doğru çekiliyor. Evet yine devamında sitoplazm bölünmesi gerçekleşecek ve son durumda toplamda 4 tane üreme hücresi oluşacak. En başta üreme ana hücresi vardı mayoz geçirdi son durumda 4 tane üreme hücresi oluştu. Hemen kromozomları da yazmak istiyorum. Üreme ana hücresinin kromozom sayısı ne olacak? 2 en eşittir insan olsun 46. İlk bölünmede 2 tane hücre oluştu. Kromozom sayısı yarıya inmişti zaten. Yani n eşittir 23 kromozomlu 2 tane hücre oluşuyor. Devamında arkadaşlar toplamda en sonda 4 tane üreme hücresi görüyoruz. Bunlar da yine n eşittir 23 kromozomlu olacak. Yani mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı bakın ne oldu? Yarıya indi. Genetik özellikleri farklı olan 4 tane üreme hücresi oluştu. Olay bu kadar basit. Yetti mi? Yetmedi. Gençler mayoz bölünmeyi farklı bir şekilde bir daha tekrarlayalım. Eksiğiniz kalmasın. Bu sefer mayoz 1'de ve mayoz 2'de ne oluyor? Bunları beraberce konuşalım. Çünkü mayoz biraz karmaşık bir konu. İyi bir şekilde öğrenmenizi istiyorum. Evet önce kromozom sayısını bir daha hatırlayalım. En başta üreme ana hücresi var. 2N kromozomlu. Mayoz 1'de bu bölünüyor iki tane hücre oluşuyor. Kromozom sayısı yarıya iniyor. Yani N kromozomlu 2 tane hücre oluşuyor. İkinci kısım mitoza benzeyecek yani kromozom sayısı değişmeyecek. Bölünme sonucunda yine en kromozomlu 4 tane hücre oluşacak. Problem var mı? Yok. Bakın mayoz 1'de arkadaşlar ne oluyor? En başta DNA kendine eşliyor. Bunu biliyorsunuz. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşiyor. Böylece genetik çeşitlilik sağlanıyor. Problem var mı? Yok. Devamında homolog kromozomlar hücrenin ortasında karşılıklı olarak diziliyor. Yan yana değil ve ardından zıt kutuplara doğru çekiliyor. Stoplazma bölünüyor ve son durumda iki tane hücre oluşuyor. Şu anda mayoz 1 bitti. Geçiyoruz mayoz 2'ye. Dikkat sorularda çıkar. DNA kendini bir kez daha eşlemez. Parça değişimi mayoz 2'de gerçekleşmez. Bakın bu ikisi arkadaşlar mayoz 1'de olur sadece. Burada ne olacak? Homolog kromozomlar ortalarından yakalanıp koparılacak. Yani artık kromatitler ayrılacak, zıt kutuplara doğru çekilecek. Neye benziyor? Mitoza benziyor. Sitoplazm bölünmesi gerçekleşecek ve son durumda 4 tane hücre oluşacak. Umarım artık mayoz bölüme konusunu süper bir şekilde kavramışsınızdır. Evet konumuz bitmiştir. Geçiyoruz soru çözümlerine. Sizlere yine harika sorular hazırladım. Hepsini teker teker çözeceğiz. Konuyu net bir şekilde öğrenmenizi sağlayacağız. Evet gelsin birinci sorumuz. Şekilde bizlere mayoz bölüme geçiren bir hücrenin bazı evreleri karışık olarak verilmiş. Evet ne soruluyor? Bunların gerçekleşme sırası soruluyor. Şöyle baktık. Kevresinde kromozomlar hücrenin ortasında yan yana dizilmiş. Tamam. Levresinde homolog kromozomlar karşılıklı olarak dizilmiş. Gördünüz. M evresinde ise kromozomlar koparılmış, kromatitler zıt kutuplara doğru çekiliyor. Şimdi arkadaşlar, bir kere levresini yani homolog kromozomların böyle karşı karşıya dizilmesini nerede görüyoruz? Tabii ki mayoz 1'de görüyoruz, değil mi? Fakat bu şekilde kromozomların yan yana dizilmesi mitoza benziyor. Yani mayoz 2'de görebileceğimiz bir olay. Burada arkadaşlar kromozomlar yan yana dizilmiş. İyi iplikleri bunları ortalarından yakalayacak. Ve M'de gördüğünüz gibi çat diye koparıp zıt kutuplara doğru çekecek. Yani M evresi aslında K evresinin bir sonraki evresi. Yani M evresi K'den sonra gerçekleşiyor. Hemen bunu yaz. K önce gerçekleşir ardından M gerçekleşir. Fakat L hepsinden önce gerçekleşmek zorunda. En başa ise L'yi yazdım. Yani sıralama L, K, M olmalıdır. Cevap ne oldu bakın? A seçeneği oldu. Tekrarlıyorum. Mayoz 1'de homolog kromozomlar bu şekilde hücrenin ortasında yan yana dizilirler. Bunlar zıt kutuplara doğru çekilirler. Kromozom sayısı yarı iner. Bunun devamında iki tane hücre oluşur. Artık mayoz 2 başlar. Neye benziyor? Mitoza. Bu şekilde kromozomlar hücrenin ortasına dizilir, ardından bunlar koparılır, kromatikler zıt kutuplara doğru çekilir. Yani sıralama L, K, M şeklinde olmalıdır. Güzel bir soruydu, umarım iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Geçiyorum ikinci soruya. Güzel bir soruyla çalışmamızı noktalayacağız. K hücresinin mayoz bölünme geçirmesi sonucunda 4 yeni hücre oluşmuştur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sizlere soruyoruz. A'ya baktık. K hücresi yumurta ana hücresi olabilir. Doğru mu? Doğru. Hatırlayın ne demiştik? Mayoz bölünme üreme ana hücrelerine görülür demiştik. Yani K ne olmak zorunda gençler? Şöyle yazmak istiyorum. Üreme değil mi? Ana hücresi olmak zorunda. Yani yumurta ana hücresi olur mu? Olur. Sperm ana hücresi olur mu? Olur. Şurada ana sözcüğünü göreceksin. Fakat dikkat! K yumurta hücresi olamaz çünkü bu oluşacak yani M yumurta hücresi olabilir veya sperm hücresi K olamayacaktır. Burada mayoz bölümü geçiren hücre ne olmak zorunda? Yumurta ana hücresi veya sperm ana hücresi olmak zorunda. Biz yanlış arıyoruz A gitti. Geldik B'ye. K ve M hücrelerinin genetik yapıları birbirinden farklıdır. Doğru mu? Doğru. Zaten mayozun esprisi bu. Genetik özellikleri birbirinden farklı olan hücrelerin oluşmasını sağlıyor. C'ye geçiyorum. K hücresi 2N eşittir 46 kromozomlu ise M hücresi N eşittir 23 kromozomludur. Arkadaşlar üreme ana hücresi 2N eşittir 46 kromozomluysa üreme hücreleri ne olmak zorunda? Bunun yarısı olmak zorunda. Yani N eşittir 23 kromozomlu olmak zorunda. Evet M'de bir üreme hücresi dolayısıyla N eşittir 23 kromozomlu olacaktır. C'de doğru oldu. Demek ki cevabımız D olacak. Bakalım neden yanlış. L hücresinin kromozom sayısı M hücresinin kromozom sayısının 2 katıdır demiş. Evet ifade yanlış. Çünkü mayozun birinci aşamasında 2 tane hücre oluşuyordu. Burada kromozom sayısı yarıya iniyordu. Yani K 46 kromozomluysa L kaç kromozomlu? Bunun yarısı 23 kromozomlu. Gördüğünüz gibi L'nin kromozom sayısı 23 aynı şekilde M'nin kromozom sayısı 23. Yani iki katı değil bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler bugün sizlerle beraber mayoz bölüme konusunu bitirdik. Örnek soru çözümleriyle konuyu iyi bir şekilde kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere hoşçakalın.